Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün Gelecek Partisi İskenderun İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikteyiz. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar Beda Hanım. Doğuş TV ailesi olarak hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. İlçenizde ne tür faaliyetler var? Bizlerle paylaşır mısınız? Gelecek Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı ailesi olarak şu an göstermiş olduğumuz faaliyetler halkımızın birlikte olmak, halkımızla beraber yürümek, onların duygu ve düşüncelerini bir arada bulundurarak onların isteklerine, taleplerine kendi imkanlarımız doğrultusunda, partimizin ve Gelecek Partisi İskenderun İlçe Başkanlığımızın imkanları doğrultusunda onların yanında olarak maddi manevi katkı sağlamak istiyoruz. Zaten biz bu parti veya siyaset gündemine girmemizdeki en büyük sebeplerden biri milletimizin duasını almak. Milletimizin nasıl duasını alırız? Hizmet ederiz, çalışırız, onlarla beraber oluruz ve onların duygu ve düşüncelerini, isteklerini yerine getirmeye çalışırız. Onlar da bize inşallah dua etmiş olurlar. Biz partimiz olarak evi yapılması gereken inşaat faaliyetinde olana elimizden geldiği imkanlar doğrultusunda beraber katkı sağlayabilmek, öğrencilerimize, okula gidecek öğrencilerimize okul eşyalarını, ayakkabı, çanta, kırtasiye eşyalarını karşılamak bizlere gurur ve onur vermektedir. Akabinde maddi olarak zor durumda olan insanlarımızın, vatandaşlarımızın market, pazar alışverişlerini yaparak onlara katkıda bulunmak istiyoruz. Akabinde aynı şekilde elektrik, su, kira giderlerinden dolayı kendi aramızda paralar toplayarak insanlara yardımcı olmak istiyoruz. Bu bizim yardımcı olmamızdaki tek sebep siyasetin üstü bir şeydir. Çünkü biz bu siyasi dediğimiz bu sekmenin içerisinde, bu gündemin içerisinde bulunmamdaki sebeplerden en büyük birisi de insanlara yardım edebilmektir. Beraberinde de biz kömür projesi gerçekleştirdik. Geçen sene olduğu gibi yardım kömürlerinde kendi imkanlarımızla 646 ailemize kömür yardımında bulunduk ücretsiz olarak. Akabinde de piyasa değeri 1300 ile 1600 lira arasında olan kömürün biz milletimize hizmet ve katkı bulmak amaçlı marka patentini de alarak kendi finansman hizmetlerimizi de bir arada bulundurarak milletimize 750 TL'den geçen seneden kömür satışı gerçekleştirmiş olduk. Bunları İskenderun, Antakya, Dört Yol, Payas, Reyhanlı, Hassa ilçelerimizde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Akabinde gönül ister ki Hatay ilimizin her bölgesinde yapmak ve biz bunu inşallah hep birlikte Gelecek Partisi ailesi olarak bunu gerçekleştireceğiz. Bu senede kömür fiyatları 1800 ile 2400 lira aralarında fiyat olarak oynuyor. Ve bu seneki hedefimiz inşallah Allah izin verirse 1000 lirayla 1100 lira arasında insanlarımıza, milletimize hizmet amaçlı para kazanmadan onlara proje bazında her zaman sunmaya devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Bir iş adamı olarak neden Gelecek Partisi? Şimdi şöyle ima edeyim ben size. Gelecek Partisi sayın bu ülkemizin seçilmiş ülkemizin son başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kurmuş olduğu bir partidir. Partimiz içerisinde her mezhepten vatandaşlarımız, her mezhepten insanlarımız bulunmaktadır. Biz Sayın Hocamıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Davutoğlu'na güveniyoruz, inanıyoruz. Güvendiğimiz, inandığımız için birinci nokta bu yoldaki yürümemizdeki en büyük sebeplerden birisidir. Ticari anlamda ticaretin zorluklarını, para kazanmanın zorluklarını ne kadar çok iyi biliyoruz. Hani insanlar maaş günü geldiği zaman veya maaşını almaya geldiği zaman, vermek istediği zaman veya alabileceği zaman ay sonunu kara kara düşünerek ay sonunu nasıl getiremediğini çok iyi biliyoruz. Bizler sahada olarak Türkiye'nin dört bir yanında ticaret yapmaya gayret gösteriyoruz ve dolaşıyoruz. Birçok dostumuzla, birçok insanımızla beraber oluyoruz, beraber zaman geçiyoruz.
maliyet fiyatlarını, maddi fiyatların ne kadar zor olduğunu, yaşamın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ve biz ülkemizde doğmamış torunlarımızın geleceği için buradayız. İnandığımız için buradayız. İnşallah biz doğmamış torunlarımızın geleceğini sağlamak için Gelecek Partisi'ne Sayın Ahmet Davutoğlu, ülkemizin son başbakanı Sayın Davutoğlu'na güvendiğimiz için onunla beraber yürümekten gurur duyuyoruz. Hepimizin çünkü derdi, temeli, tamamıyla duygu ve düşüncesi aynı. Hizmet. Teşekkür ederiz. Çevremizde çokça bilinen bir iş adamısınız. Parti olarak özellikle genç neslin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz ve ne gibi yatırımlarınız var? Şimdi tabii ki binlerce ülkemizde mezuniyet olan gençlerimiz var. Mezuniyetini tamamlamış ve iş bulamayan, iş arayan ve binlerce vatandaşımız okuyup da çabalayan gençlerimiz, vatandaşlarımız var. Biz partimiz ve şahsım olarak düşünmüş olduğumuz, nerede bir iş varsa, nerede bir yatırım yapılacak veyahut da beraber gençlerimizle yürüyeceğimiz bir durum varsa biz onlarla beraber yürümek istiyoruz. Gençlerimize kendi imkanlarımızla ve çevremizdeki dostlarımızın imkanlarıyla birlikte, iş adamlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte biz mezun olmuş yeni gençlerimize aylık ortalama 10 ile 15 kişi arasında iş potansiyeli olarak sunmaya gayret gösteriyoruz. Atıyorum X fabrikada, X iş yerinde ve şu kurum ve kuruluşlarda iş arayan ve meslek dalı olan vatandaşlarımızı, gençlerimizi iş olarak kendilerinin portföyüne katmak istediği firmalara biz onları yerleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü gençlerimiz bu ülkemizin yarınlarıdır. Çünkü biz gençlerimize sahip çıkarsak geleceğimiz ve bulunmuş olduğumuz ortamımız daha iyi olacaktır. Çünkü yeni nesil 2000'li yıllardan sonraki doğmuş yeni nesil ve yeni şeyler vatandaşlarımız, gençlerimizin zihni daha çok açık. Ve zihni açık olan gençlerimizi biz kendimiz onların fikirlerini, beyin gücünü ve ülkemize faydalı olabileceğini düşünerek daha iyi yerlerde görmek amaçlı, hep birlikte birlik beraberliğimizi sağlamak amaçlı kucaklamamız lazım ve sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum.